Merhaba kıymetli ICT Medya TV izleyicileri. Bir Teknokentler Konuşuyor programıyla yine beraberiz. Konuğumuz korona bilekliğinin mucidi Yıldız Teknopark'ta faaliyet gösteren Medron Teknoloji kurucu ortağı Eren Mert Bey. Doktorasını biyomedikal üzerine yaparak disiplinler arası bir akademik hayatı da bulunan Eren Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Umarım yanlış bilgi vermedim mucidi diyerek. Evet, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz Eren Bey? Teşekkür ederim. Biz Yıldız Teknopark firmasında kuluçka sürecinden itibaren yer alan ve 2014 yılından bu yana da Internet of Things dediğimiz nesnelerin interneti teknoloji geliştiren bir firmayız. Daha çok takip teknolojileri üzerine yoğunlaşmış ve farklı kablosuz teknolojiler çözümleri üreten bir Ar-Ge ekibinden oluşmaktayız. Kaç çalışanınız var Eren Bey? Toplamda 12 kişilik bir ekibiz. Mühendis ağırlıklı bir ekip. Yazılımından donanımına kadar farklı alanlarda çalışan arkadaşlardan oluşuyor. Eren Bey, Medron Teknoloji'nin faaliyet gösterdiği IoT sektörünün pazar büyüklüğü hakkında bilgi alabilir miyiz? Zaten günümüzde artık çok daha sık ve günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerden de örnek verecek olursak, işte bu akıllı bileklikler, akıllı ayakkabılar, akıllı kıyafetler gibi tüketici elektroniğinde hayatımıza çok girdi IoT. Birkaç yıl önce biz IoT marketi hakkında rakamları verirken, hani acaba afaki mi, çok uçuk rakamlar mı bunlar diye düşünüyordu insanlar. Ama şu an çevremize baktığımızda gerçekten o rakamlara doğru gittiğini sektörün görüyoruz. Çünkü 50 milyar civarı bağlı cihazdan bahsediliyor. Yani insan başına yaklaşık şu önümüzdeki yıl 6-7 arası cihaz bağlı, internete bağlı veri alıp gönderen cihazdan bahsediyoruz. Sadece bu tabii tüketici elektronik tarafında düşünmemek lazım. Bir de endüstriyel tarafta IoT cihazları çok yoğun bir şekilde geliyor. Oldukça büyük bir sektör. Bu 50 milyar cihaz, bağlı cihaz derken dünya genelinde önümüzdeki hangi yıldan itibaren bu 50 milyar cihaz? Bu tahminler 2020 yılı tahminleriydi ve ben yaklaşık 3-4 yıldır IoT alanında verdiğim seminerlerde, konuşmalarda veya yaptığımız toplantılarda bu sunumlarda rakamları anlatırken ilk başlarda tabii çok büyük rakamlar, ulaşılması zor gibi geliyordu ama her geçen gün yeni teknolojiler hayatımıza giriyor. Zaten bugün yayınımızın konusu olan bir teknoloji de bir IoT ürünü. Evet. Günün ihtiyaçlarına göre çok anlık olarak yeni ürünler geliştirilebiliyor. Bildiğim kadarıyla sadece Türkiye'deki tarım sektöründe 25 milyon adet IoT var diye biliyorum. Ve 2030'a kadar da 75 milyon adede çıkacak deniliyor. Tabii burada bir de büyük baş küçük baş hayvanlarla da ilgili bu tarz çalışmalar olduğunu biliyoruz ama sadece Türkiye'de tarım sektöründe 75 milyon adet öngörülüyor 2030 galiba yılda, değil mi Ferdun Evet, Bey? Evet öyle. Tabii. Tarım başlı başına çok büyük bir sektör IoT'nin kullanılabileceği. Bunun dışında işte sağlık alanı. Sağlık alanında hem hastane tarafı hem de evde bakım tarafında işte yaşlı takibi, yalnız yaşayan insan takibi gibi. Bunlarda artık IoT çok gündemde. Birçok endüstriyel uygulamada da işte fabrikalardan, makinelerden veri almak üzerine birçok yeni IoT ürünü, sensörü geliştiriliyor. Tabii bunları tetikleyen birçok unsur da var. İşte sensörlerin maliyetlerinin düşmesi, boyutlarının küçülmesi, bağlantı teknolojilerinin genişlemesi, daha hızlı internete sahip olmamız gibi birbirlerini hep tetikleyen, birbirlerini takip eden aslında gelişmeler bunlar. Medron hangi alanlarda IoT ile ilgileniyor? En çok fokus olduğunuz sektör hangisi? Bizim daha çok endüstriyel ortamlara yoğunlaşmış bir şirketiz. Fabrikalar, üretim alanları, kampüs veya bina şeklinde alanı olan ofisler, belki üniversiteler, bunun gibi bina içinde çoğunlukla kapalı alan olan ama açık alan teknolojilerini de hibrit olarak kullanabildiğimiz teknolojiler geliştiriyoruz. Burada
hem makinelerden, nesnelerden, insan gerekiyorsa insanlardan veri alarak bu verileri tek bir platformda birleştirip buradan çözümler üretiyoruz. Evet. Peki Eren Bey, korona bilekliğinin mucidi dedim. Covid-19'a yönelik ne tür ürünleriniz bulunmakta veya geliştirmektesiniz şu anda? Biz COVID-19'la ilgili öncelikle tabii Aralık, Ocak ayı gibi elektronik sektöründe olduğumuz için tabii Çin'deki o durmadan hemen etkilendik. Ne olduğunu daha çabuk tabii diğer firmalara göre belki etkisinde kalarak anlamaya çalıştık. Daha sonra Şubat ayında artık Türkiye'de etkileri artınca bu sosyal mesafe konusu özellikle bizim de hemen gündemimize girdi. Mevcuttaki teknolojilerimize bakarak bu alanda neler yapabileceğimizi düşünüp arkadaşlarla bir araya gelip sosyal mesafe uyarı ve raporlaması yapabilen bir cihaz geliştirdik. Çok güzel. Bu cihaz şu anda kamuda kullanılıyor mu? Sağlık Bakanlığı'nda ya da özel şirketlerde? Şu an fabrikalar tarafında biz yine ana odağımız orası olduğu için yine üretim alanında mevcut müşterilerimiz ve yeni müşterilerimizle bilekliği tanıtmaya başladık ve artık ilk kullanımlar başladı. Burada daha önceden üretmiş olduğumuz, geliştirmiş olduğumuz personel takip, izleme, verimlilik ve dijital iş sağlığı güvenliği platformumuz vardı. Aslında biz bu ürünü de ona entegre bir şekilde çıkarttık. Aynı şekilde hem personelin konumunu, o anda bulunduğu ortamın verilerini, bir de personelin kendi sağlık verilerini takip edebilen bir cihaz olarak entegre ettik. Çok güzel. Eren Bey, ürününüz GSM tabanlı mı yoksa MBI IoT denilen dar band tabanlı mı çalışan bir ürün? Biraz teknik bilgi alabilir miyiz? Şimdi bu soru için aslında iki arka plan var. Şöyle bahsedelim. Haberleşme teknolojisi olarak biz başta söylediğim gibi hibrit teknolojiler kullanıyoruz. Nedir bunlar? Wi-Fi, Bluetooth, ultra wideband gibi farklı RF teknolojileri kullanıyoruz. GSM tabanlı genellikle çözüm üretmiyoruz. Çünkü bina, kampüs gibi kapalı alanlarda daha çok çalışıyoruz ve buralarda varsa oranın sahip olduğu network altyapısını kullanıyoruz. Wi-Fi veya orada herhangi bir kurulu altyapı varsa, yoksa da kendi ağımızı kuruyoruz. O an verdiğimiz cihazlarımız hangi teknolojiyle haberleşiyorsa, bu Bluetooth'sa bir Bluetooth kapsama alanı yaratıyoruz aslında orada. Ve cihazlarımızla o şekilde haberleşiyoruz. COVID-19 ile ilgili geliştirdiğimiz bileklik de Bluetooth sinyalini kullanıyor. Bluetooth ile telefonlar veya alanda bulunan bizim gateway'lerimiz, gateway dediğimiz veri toplayan cihazlarımızla haberleşiyor. Yani Bluetooth üzerinden çözüm üretiyoruz. Bir soru daha sorduktan sonra sözü size Tamam. bırakacağım Ferdun Bey. İlginç bir ürün Eren Bey. Geliştirilen bu üründe kullanılan donanım ve yazılımın ne kadarı yerlidir diyebiliriz? Şimdi bizim şöyle bir şansımız var. Hem elektronik mühendisleri, hem haberleşme mühendisleri, hem bilgisayar, yazılım mühendisi ve matematik mühendislerine oluşan güzel bir mühendislik ekibimiz var. Yani geliştireceğimiz bir cihazın elektronik kart tasarımından itibaren onun kutulanması, içindeki gömülü yazılım bizim en çok önem verdiğimiz şey. Ürettiğimiz bir cihazın gömülü yazılımına sahip olmak daha çok firma olarak. Biz buraya çok fokus alıyoruz. Onun gömülü yazılımının geliştirilmesini yapan ekip yine kendi içimizde. Daha sonra buradaki toplanacak verilerin işlendiği ve cihazların uzaktan yönetildiği bir platformumuz var. Bu platformun da yine yazılımını kendi ekibimiz yapıyor. Yani aslında uçtan uca çözümün %85-90'ını firma içinde üretiyoruz diyebiliriz. Tabii bize bağlı olmayan birçok sensör, çip gibi kendi üretimini yapamayacağımız, tabii kullandığımız bazı hazır ürünler de var. Bütün dünyadaki diğer ürünlerde olduğu gibi. Eren Bey, biliyorsunuz bu pandemi sürecinde yerli teknoloji firmalarımızın ne kadar önemli olduğu, onlara destek vermenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Biz yıllardır bunu dillendiriyoruz. Bu kapsamda da TÜBİTAK pandemi süreciyle birlikte hemen bir çağrıya çıktı. Covid-19 ile ilgili ürün çıkartan
çıkartabilecek olan teknoloji firmalarımız varsa bir an önce getirsinler ve hemen destek kapsamına alalım. Ürünler ortaya çıksın dendi. Çünkü bütün dünya kapıları kapattı biliyorsunuz teknolojik anlamda. Siz bu desteklerden faydalandınız mı? Bu ürünü ortaya çıkarırken öncelikle onu sormak istiyorum. Birinci versiyon için faydalanmadık. Haberdarız projelerden. Ama biz zaten çok hızlı bir şekilde elimizdeki altyapıyı kullanarak bir ürün prototipine erişmiştik. Onun için birinci versiyonda bir projelendirme veya destek ihtiyacı duymadık. Ama şu an düşündüğümüz yeni versiyonlar var. Bunlarla ilgili Avrupa Birliği'nin bir fonu için yine Avrupa'dan iki firmayla ortak bir proje geliştiriyoruz. Hatta projenin uygulanacağı ilk test fabrikaları da seçildi. Şu an o projenin hazırlığı içerisindeyiz. Hemen arkasından şeyi soracağım. Bu desteklerle birlikte biliyorsunuz bir de yerli malın kullanımı noktasında yine devletin almış olduğu bir karar var. %15 orada firmalara, yerli firmalara avantaj sağlanıyor. Bu kamu alımları noktasında devlet tarafında, kamu tarafında sizin ortaya çıkarttığınız ürüne özellikle hastanelerde kullanımı noktasında bir talep var mı? Görüşmeleriniz var mı? Sağlık Bakanlığı ve benzeri kurumlarımızda. Bahsettiğiniz faydanın yani bizim tarafımızda aslında bizim gibi özellikle yerli teknoloji geliştiren firmalar için oldukça önemli bu %15'lik fark. Oradaki ekiple ve gerekli hem devlet malzeme ofisi olsun oradaki yetkililerle görüşmelerimiz oldu. Kamu tarafına şu ana kadar direkt bir projelendirme yapmamıştık. Biz dediğim gibi endüstriye yöneldiğimiz için daha çok özel sektör. İşte 500 ve üzeri çalışanı olan ağır üretim şartlarında çalışan daha çok iş kazalarını önlemeye de yöneldiğimiz için iş sağlığı güvenliği anlamında tehlikeli boyutta çalışan firmalara aslında ilk etapta biz bu ürünü götürdük. Şimdi çok yeni yeni bir kamu firmasıyla görüşme halindeyiz. Orada belki bu dediğiniz faydalar bizim de işimize yarayacağını düşünüyorum. Evet, bir son soru sorayım. Buyurun. İsterseniz Atan Bey. Çalıştığınız alan IoT ve bir IoT çalıştığınız için de bunun her köşesi, cihazın her köşesi buram buram şey kokuyor, patent kokuyor. Bu konuda çalışmalara başladınız mı? Bizim iki tane markamız var. Marka tescillerimizi yaptık. Daha önceden yine Avrupa Birliği destekli bir projede Güney Kore'den de bir firmanın dahil olduğu bir ürün çıkartmıştık. O ürünün hem tescilini yaptık. O ürünle birlikte gelişen teknolojinin de şu an faydalı modeliyle ilgili çalışma yapıyoruz. Eren Bey, bu yeni ürünle ilgili yurt dışından talep var mı? Bileklikle alakalı. Evet, aslında bu bahsettiğim COVID-19 ile ilgili proje aslında bir talep üzerine geldi. Firmayla birlikte hem bir sorunu çözelim hem de oradan sonra da bunun satışıyla ilgili de devamı gelsin diye aslında yola çıktık. Şu an proje iyi gidiyor. Muhtemelen birkaç ay içinde ilk ürünlere de erişiriz diye düşünüyorum. Medron ihracatı, satışlardaki ihracat payı ne kadardır Eren Bey Medron'un? Biz şu ana kadarki teknolojilerimizi daha çok yurt içinde firmalara sunduk. Çünkü gateway bağımlı daha çok çözümler üretiyorduk. Bu da yerinde kurulum gerektiren bir altyapı. Yani sizin ürünü sattığınız yerde bir de bunun destek ekibinin bulunması gerektiren bir teknolojiydi. Şimdi bununla ilgili 3 ayrı partnerlik anlaşması yaptık. Çok yeni. Hatta bununla bağlantı olarak firmamızın yapısını da değiştiriyoruz. Hem anonim şirkete geçiş hem de kurumsal yapının değişmesiyle ilgili. Bu partnerliklerle birlikte artık yurt dışında da daha rahat hareket edebileceğiz. Partnerlik herhalde pazar Avrupa galiba. Evet, hem Avrupa hem ben şeyi de çok önemsiyorum, Asya'yı. Burada Güney Kore'de de partnerimiz var. Onlarla birlikte ve Orta Doğu'da da bir partnerimiz var. Yine Dubai, Katar gibi bölgelerde de aktif bir teknoloji ihtiyacı bulunuyor. Evet. Feridun Bey, var mı sorunuz?
Ben çok teşekkür ediyorum size. Özellikle IoT tarafında böyle ürünler görmek açıkçası gururlandırıyor bizi. İnşallah başarılarınız katlanarak devam eder. Eren Bey, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben de röportaj için çok teşekkür ederim. Böyle geliştirdiğimiz teknolojilerin gündemde yer bulması bizim de ayrıca bir motivasyon kaynağımız oluyor. Bunun için tekrar teşekkür ederim sizlere. Biz de çok teşekkür ediyoruz Eren Bey, programımıza verdiğiniz katkılardan dolayı. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün IoT sektörüne yönelik bilgilerimiz tazelendi aslında. Evet. Ve sağlık sektöründe de çok farklı, işte yani zorunluluk kaynaklı yeni ürünlerin çıktığına şahit olduk. Dünyada Eren Bey'in dediğine göre önümüzdeki dönemde yaklaşık 50 milyar adet cihazın devreye gireceği, alınacağı söyleniyor. Çok büyük rakamlar. Aslında bu IoT pazarı gerçekten çok büyük pazar. Bir de bu sensörlerin, işlemcilerin daha doğrusu Türkiye'de üretilebilse çok farklı olacak değil mi Eren Bey? Evet, onunla ilgili de çalışmalar olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Ümitliyiz. Evet. Efendim, bir dahaki programımızda önümüzdeki hafta Cumartesi günü 20.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.